Tacirler Mobile uygulamamızla cep telefonunuzla evinizden, iş yerinizden ve dilediğiniz her yerden pay senedi ve viop işlemlerinizi yapmak sadece 10 saniye. Tacirler Yatırım Mobile ile piyasalar parmağınızın ucunda. Aradığınız kaliteli hizmet ve tüm finansal ürünler için Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır. Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Nisan 2024 bir Perşembe günü tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber tekrar küresel piyasalar hakkında bir değerlendirme yapalım. Grafikler üzerinde de fikirlerimizi paylaşalım. Küresel piyasalara ilişkin sorularınız olursa da lütfen sitemizden bize yazabilirsiniz. Bunları elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Bir YouTube şey olarak, standart olarak da tekrarlamak isterim. Kanalımıza eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Böylece bildirimler size daha kolaylıkla ulaşacaktır. Yayınlarımızı takip edip beğeniyorsanız da beğen butonunu tıklamanız da bizi ayrıyetten memnun edecektir. Bunları söyledikten sonra bu haftanın en önemli biliyorsunuz gündem maddesi aslında istihdam verileri. Çarşamba günü ADP'nin özel sektör istihdam verisi geldi. Amerika'da dün Powell'ın konuşması vardı. Fakat bu ayın en önemli verisi yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisi olacak. Tarım dışı istihdam biliyorsunuz her ayın ilk cuma günü Amerika'da açıklanıyor. İstihdam verileri neden önemli? Çünkü enflasyonla biliyorsunuz mücadele politikasında şu anda bütün finansal piyasalar fokus olarak merkez bankalarının faiz indirimlerini ne zaman başlayacağına ilişkin pozisyon alıyorlar. Dolayısıyla bu yönde gelebilecek her türlü veri, gelişme, konuşma piyasaları doğrudan etkiliyor. Çarşamba günü gelen ADP verisini isterseniz başlayayım. Öncelikle dün geldi. Piyasada beklenen 150 bin civarında bir özel sektörde istihdam artışıydı. Piyasa beklentisinin üzerinde 180 bin, 184 bin sanıyorum bir tarım dışı özel sektör istihdam verisi, ADP verisi açıklandı. Yani beklentilerin üzerinde bir istihdam. Bu faizlerin düşmesini bekleyen piyasalar açısından çok olumlu bir data değil bana sorarsanız. Fakat asıl önemli data kamu sektörünü ilgilendirecek olan non-farm payroll dedikleri tarım dışı istihdam datası olacak. Yarın gelecek olan. Eğer burada da piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde bir tarım dışı istihdam datası gelecek olursa bu durumda Haziran'daki faiz indirimine ilişkin beklentiler direkt masadan kalkabilir. Bunu özellikle söylemek isterim. İlgimi çeken şeylerden bir tanesi Fed Governor'larından Bostic biliyorsunuz birkaç haftadır söylüyorum. Son zamanlarda sürekli olarak o açıklamalar yapıyor. O ısrarla 2024 yılında Fed'in belki de bu yılın son çeyreğinde hatta son aylarında bir adet faiz indirimi yapacağını beklediğini belirtiyordu. Dün de dolayısıyla piyasalar bundan biraz olumsuz etkilenmişlerdi esasında. Çünkü altın fiyatları falan da buna göre coşuyor biliyorsunuz emtialarda. Dün Powell'ın konuşmalarında izlediğimiz kadarıyla Powell güvercin bir konuşma yaptığı için piyasalara olumlu yönde etkisi oldu gördüğüm kadarıyla. Bütün borsaları olumlu etkiledi. Asya borsalarını da olumlu etkiledi. Güvercin tonda açıklamalardı. Esasında hani bir rakam falan vermiş değil ama yine de biz önümüzdeki datalara bakacağız. Bu konuda temkinliyiz. Pek de acelemiz yok ama bu yıl işte faiz indirimlerinin geleceğini biz de bekliyoruz gibi bu tarzda bu minvalde çok da anormal olmayan şaşırmayacağımız açıklamalar yaptı. Fakat kim ne açıklarsa açıklasın biliyorsunuz finansal piyasalarda esasında ne yapılmak isteniyorsa aradan gerekli cımbızla o cümleler çekilip kullanılıyor zaten. Dolayısıyla yapılan açıklamalar gelen datalar piyasanın kendi işine geldiği şekilde de yorumlandığı için bir dereceye kadar çok önemli ama her şeyde değil. Ben de böyle düşünüyorum. Şimdi bugünkü başlığımız biliyorsunuz altın ve gümüşle ilgili. Son zamanlarda altın ve gümüşte çok dikkat çekici yükselişler görüyoruz. Esasında bu birkaç zamandır da bir yükseliş trendinde olduğumuzu, altındaki hedefin bu gidişle 2300 dolarlar olacağını ben biliyorsunuz son programlarda 3-5 programdır söylüyorum. Nihayet 2300 dolara eriştik ve rahatladık. Gümüşün de 27 doların üzerine çıktığını görüyoruz.
Buna ilişkin özellikle altınla ilgili grafikler üzerinde de bir analiz yapmak isterim. Asya piyasalarından bahsetmem, Amerika'daki gelişme buydu. Yarın da tarım dışı istihdam var. Bugün çok önemli başka bir data da beklenmiyor zaten. Amerika tarafını bu şekilde bitirirsek eğer, Asya tarafına baktığımızda Asya'da bugün Çin'in tatil olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla orada sınırlı, ben programa başlamadan önce Asya borsalarında olumlu sınırlı bir pozitif yönde bir yön gördüm. Şu andaki durumu bilmiyorum. Tekrar bakarız ekranlar üzerinden. Dolayısıyla Asya tarafından size çok ciddi verebileceğim bir haber yok. Fakat Tayvan tarafında bir deprem oldu biliyorsunuz. Bu depremden dolayı Tayvan'da yapay zeka ile ilgili akıllı çiplerin üretildiği en önemli bölge. Dolayısıyla bir günlük bir çip üretimine ara vermek bile finansal piyasalar üzerinde bir etki yarattı. Kapasiteyi yarıya indirerek %50 kapasiteyle çalıştıklarına ilişkin haberler var bu sabah. Dolayısıyla burada bu tip bir kesinti tabii çip fiyatlarını dolayısıyla yukarı çekiyor. Bununla ilgili bütün firmaların fiyatlarını da arttırıyor. Ama bu geçici bir durum. Bunu da özellikle söylemek isterim. Burada böyle bir şey var. Üzücü taraf, Orta Doğu tarafında çatışmalar hala son bulmuş değil. Görüşmeler halen devam ediyor. Fakat bir sonucu halen varılamadı heyetler arasında. Bununla ilgili bunu söylemek isterim. Orta Doğu'ya geçmişken petrol piyasasından da bahsedelim. Bu hafta içinde arkadaşlar önemli üst düzey petrol bakanlarının internet üzerinden online olarak gerçekleştirdikleri bir OPEC artı toplantısını izledik hep beraber. Buradan acaba farklı bir haber gelecek midir diye ben de izledim. Çok farklı bir haber gelmedi. Bilinenler tekrar edildi. Özellikle Haziran ayının sonuna kadar arz kesintisinin devam edeceği özellikle vurgulandı. Bunun bu şekilde vurgulanmış olması petrol fiyatlarının yukarı çıkmasındaki etkilerden bir tanesi oluyor. Şeyi de tekrar vurguladılar. Bu alınan kararlara rağmen buna uymayan ülkeler var. Kazakistan, Irak gibi. Geçen hafta bahsetmiştim. Rusya'da özellikle bu kararlara uyma adına petrol ihracını düşürmekle ilgili kendi tesislerinde buna göre bir takım kısıntılara gittiğini, rafinerilere bu konuda talimat verdiğini söylemişti. Buradaki durum bu. Ama asıl burada dikkat çekici olan şu. Biliyorsunuz Amerikan Enerji Ajansı'nın her hafta Amerika'daki petrol stokları ile ilgili açıklamaları oluyor. Bu haftaki açıklamada da petrol stoklarında 3,2 milyon varillik bir artış var. Bu stok artışına rağmen petrol fiyatlarının yukarı çıkması çok normal mi derseniz, normal değil, bir miktar zorlama olduğunu düşündüğümü söylerim. Gerek petrol fiyatının gerekse altın fiyatının ulaştığı seviyenin suni olduğu fikrindeyim. Bu benim şahsi fikrim. Bu fikrimi özellikle grafikler üzerinde de izah etmek de isterim bir taraftan. Petrolle ilgili durum da budur. Arz fazlası var. İşte bir dahaki en yakın OPEC toplantısı Haziran'ın başında. Özellikle onu da hatırlatmak isterim. Asya tarafından bahsettik. Amerika'dan Avrupa tarafına gelelim. Avrupa tarafına baktığımızda ise biliyorsunuz finansal piyasaların kilitlendiği nokta önce Avrupa Merkez Bankası mı başkar, Amerikan Merkez Bankası mı faiz indirimine başlar. Buydu biliyorsunuz konu. Bu hafta içinde gelen Avrupa bazlı TÜFE verilerinin beklenenden daha iyi şekilde geldiği görüldüğü için şu anda ECB, benim şahsi kanaatimde böyleydi, faiz indirimi konusunda Fed'in bir adım önüne geçmiş gibi duruyor. Sanki bu iş böyle giderse çok anormal bir gelişme olmadığı takdirde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine zamanlamasını tam olarak biz de bilmiyoruz. Ama Fed'den önce başlama ihtimali gittikçe artmakta gibi görünüyor. Dolayısıyla şu haberini de vermiş olduk. Avrupa tarafında da özellikle enflasyon verileri umut verecek şekilde iyi gelmiş durumda. Bunları söyledikten sonra efendim başka altın ve gümüşe özellikle değineceğim. Bunu söyledim. Emtialarda da tabii ciddi aslında gelişmeler oluyor. Aslında her böyle konuşmamızda bir emtia üzerinde de biraz daha özele girerek
bir şeyler söylemenin de uygun olacağını düşünüyorum. En azından ilgi çekici olabilir. Mesela bugün bahsetmek istediğim emtia kakao arkadaşlar. Çünkü kakao fiyatlarında bir yıl içinde inanılmaz yükselişler oldu. Şimdi bakın size canlı olarak okuyayım. Şu anda kakaonun fiyatı 9.251 dolar. Çok değil. Geçen seneye gittiğimizde kakao ile ilgili fiyatın 2500 dolarlar civarında olduğunu görüyoruz. Bir yılda bu inanılmaz yükselişin kakaodaki sebebi nedir? İmtia ile ilgilenenler için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar kakao dediğimiz emtia özellikle Afrika'da ve Güney Amerika'da üretilen bir emtia. Esasında irili ufaklı bazı ülkeler var kakao üreten ama burada çok başı çeken belli başlı 3 tane ülke var. Hindistan sahilleri, Ghana ve Endonezya. 70 bin hektarlık bir alanda bildiğim kadarıyla kakao üretimi yapılıyor dünyada. Öyle çok da yaygın her yerde kakao falan da yetişiyor da değil. Dolayısıyla şimdi bu üretimin, dünya üretiminin %40'ını Fil Dişi sahili sağlıyor. %15 de Endonezya ve Ghana arasında paylaşılıyor. İkisini topladığımız zaman %70'ini sadece 3 tane ülkenin ürettiğini görüyoruz. Bunun dışında kakao üreten başka ülkeler yok mu? Evet, bazı Güney Amerika ülkeleri de var. Özellikle Brezilya gibi. Fakat bu dünya kakao üretiminde diğer 3 ülke kadar baskın bir faktör olarak yer alıyor. Kakao'nun ana vatanına baktığımızda kakao'nun ana vatanının biz Güney Amerika'nın kuzeybatı bölgesi olduğunu görüyoruz. Hatta okuduğum kaynaklara göre ta bunların Mayalardan gelip kakao'nun Mayalar tarafından hani şimdiki medeniyete sunulduğu söyleniyor. Bu kadar eski bir bitki. Şimdi kakao'nun yetişmesi için arkadaşlar özel iklim şartları gerekiyor. Özellikle su kaynaklarının 200-300 metre daha yüksek bölgelerinde bu rakımda yetişiyor. Ve ılık ve nemli bir havanın biraz da sıcak bir havanın olması gerekiyor. Peki kakao'nun bu füze gibi fiyatların artmasının sebebi nedir derseniz? İklim koşulları. Küresel iklim koşullarındaki bozulma. Özellikle El Nino. El Nino biliyorsunuz okyanus tabanı, okyanusla, okyanus yüzeyiyle atmosferin ilişkisinden doğan çok ciddi bir doğa olayı. Özellikle okyanusun yüzey kısımlarındaki suların çok ısınıp çok daha uzak bölgelere doğru yayılmasından meydana geliyor. Ve bu havayı oldukça kurutup sıcaklıkları da yükseltiyor. Bu özellikle Afrika'da ve okyanus kıyılarında görülen, Güney Amerika kıyılarında görülen geçen yılki El Nino yüzünden kakao rekoltesi bütün dünyada %50 oranında düşmüş durumda. Dolayısıyla bir de zararlı bir takım haşeratlarla ilgili de yeterli mücadele yapılmadığı için burada da bir miktar kırım olmuş. Ama asıl sebep küresel iklim koşulları. Dolayısıyla dünya rekoltesinde %50 azalma olunca kakao fiyatlarında da korkunç derecede bir artış oldu. Bunu özellikle belirtmek istedim. Hani bir işinize yarar mı bilmiyorum ama ilgilenenler için en azından entelektüel bir bilgi olacaktır. Şimdi sizden gelen sorular var mı? Onlara da bakmak da isterim. Özellikle Mustafa Bey, Nasdaq teknik analizine bakar mısınız? Teşekkür ediyorum. Tabii ki. Efe Bey bize sistem etmiş. Geçen haftaki yorumunuzu dikkate almayarak gümüşten iyi kar yazdık. Tebrik ederim. Ben geçen hafta zaten nasıl bir yorum yaptım bilmiyorum. Ben de izlerim ama gümüşün düşeceğini falan mı söyledim? Benim geçen hafta piyasalardaki polyan etkisinden kastım altın gümüşle ilgili değil. Borsalarla ilgiliydi. Bunu düzeltmek isterim özellikle. Ve Amerikan borsalarında hani bu polyan etkisinin sebebi nedir? Biz bunu sorguladık. Ve hakikaten geçen haftadan bu haftaya kadar fiyatlara bakarsanız borsalarda çok ciddi miktarda düzeltmeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tutarlı olduğumuzu düşünüyorum. Ama yine de gümüşle ilgili ne söylediysek ona da bakarım. Bu hafta da zaten altın ve gümüş üzerinde konuşacağız. Merhaba Levent Bey. Altın artıyor fakat altın fonlarım 4 gündür düşüşte. Sizce neden? Vallahi fonun bileşimine bakın. Onu bilemiyorum. Hani fonu aldığınız kurumla konuşmanız gereken bir şey.
Salih Bey gümüş ne olur? Mustafa Göktaş günaydın. S&P ve gümüş yorumlar mısınız? Ondan sonra arka arkaya birkaç tane gördüğüm kadarıyla hisse senedi sorusu var. Şimdi aldığımız bu soruları bir isterseniz yanıtlamaya çalışalım önce. Şimdi arkadaşlar, evet. Nereden? İlk soru neydi? İlk soru Mustafa Bey'den gelen Nasdaq'la ilgili soruydu. Bunu cevaplayalım. Ondan sonra altın ve gümüş üzerinde konuşalım. Nasdaq grafiğini şöyle ben bir ekranıma getireyim. Grafik ekranını Uğur Bey gösterebilirsiniz sizde. Evet. Şimdi ana tablo kuşkusuz ki geçen hafta da bunu konuştuk. Endekslerde yükseliş yönünde trend devam ediyor. Endeks geriye doğru çekilebilir. Geriye doğru çekilmelerde özellikle dikkat etmeniz gereken yerler nereler olabilir diye bu konuda ben sizi biraz geçen hafta aydınlatmaya çalışmıştım. Hatta tam bir iyi aydınlanma yaşayalım diye geçen hafta bugüne gidelim ve oradan konuşalım derim. Evet efendim. Evet. Geçen hafta Perşembe günü sanıyorum ayın 28'iydi. Yine bu Nasdaq'la ilgili konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Fiyat neredeydi? Nasdaq'ta 18.500'lerdeydi. Ben konuşurken. O gün en fazla 18.537'yi gördü. Ve 18.457'den de piyasayı kapattı. 18.500'ler civarında bir Nasdaq'tan bahsediyorduk. Şu anda 18.262. Dolayısıyla geçen hafta konuştuğumuzda sizi uyarmaya çalışmıştık. Bunun yerinde bir uyarı olduğu buradan anlaşılıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü biz konuştuktan sonra arkadaşlar pazartesi günü piyasa bir miktar yükselmeye çalışsa bile ayın ikisinde gayet sert bir satış yedi. Üçünde de aynı şekilde şimdi bir miktar tepkisel bir yükseliş yapmaya çalışıyor. Şimdi önümüzdeki grafik üzerinden durumu incelersek ne konuşuruz? Biz buna bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi piyasada Nasdaq'ta şu şekilde arkadaşlar bir trend kanalı içindeyiz. Madem bu trend kanalının içindeyiz, bu trend kanalının şu tabanına dikkat edin derim. Zaten %50'ye yakın FIBO seviyelerinde yaklaşık buralarda 18.100-125 gibi bir noktanın aşağısına inersek bu trend kanalından dışarı çıkmak anlamına gelecektir. Siz bence buna dikkat edin. Nasdaq'ta birinci dikkat etmeniz gereken bu. Ama ben yorumu buradan yapmayacağım. Genel trendin nerede olduğunu görmeniz açısından bunu gösterdim size. Genelde yükseliş trendine halen devam ediyoruz. Fakat bu görüşler çok fazla işinize de yaramıyor. O yüzden 4 saatlik grafik üzerinde şimdi konuşalım. Bakın bu yapılan yükselişten sonra kendi yaptığım FIBO çalışmalarında en kısa yaklaşımı söyleyeyim önce. En kısa yaklaşımda benim destek olarak gördüğüm yerler şu anda ziyaret edilmiş durumda. Buradaki en önemli destek seviyesi arkadaşlar 18.050. Bu mavi çizgiyi geçen hafta da çizmiştik. 18.050. Dolayısıyla bakın piyasa Nasdaq'ta buralara kadar geldi. 18.050'lere şu anda bu 18.050'den bir tepki yükselişi yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla siz ilk not edeceğiniz yer 61.8 kısa vadeli bir bakışla 18.050 civarının önemli bir destek olduğunu unutmayın. Şu anda 18.267'deyiz. Şimdi efendim bu destek seviyeleri geçilmişti aşağı, tekrar şu anda yukarı doğru çıkmaktayız. Bildiğiniz gibi kırılan bir destek ters yönde direnç olarak genellikle çalışma eğilimi gösterir. Dolayısıyla en kısa vade için söylüyorum. Bu yükseliş temayülünde de siz yukarıda hedefin 18.325 gibi bir yer olduğunu düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bir miktar daha yukarı gitme potansiyeli bugün itibariyle taşıyabilir miyiz veya önümüzdeki günlerde? Evet, bu olası görünüyor. Tempo bir miktar tepki yükselişi yapma modunda şu anda gelişiyor Nasdaq için. Dolayısıyla bu hareketi gördük 4 saatlik grafiklerde. Ben 38.2 şuranın direnç olarak çalışma ihtimali olduğunu düşünüyordum. Piyasa 18.200-220'nin üzerinde.
şunu söyleyebilirim size en kısa perspektiften. Bakın şuradaki ortalama 18.190'lardan geçiyor. Buradaki Fibo 18.220'den geçiyor. İkisini ortalasak 18.200 deriz. Kısacası Nasdaq 18.200'ün üzerinde kalmayı becerirse bugünlerde yukarıya doğru tepki yükselişini hedef olarak 18.330-325 gibi bir noktaya kadar devam ettirme potansiyeli taşır. İlk söyleyeceğim bu. Bunun dışında daily grafik üzerinden şu anda böyle bir şey beklemiyorum. Fakat hani uyarma açısından bunu özellikle söylemek isterim. Demiştim ki şu noktaya dikkat edin. 18.050. 18.050'nin eğer aşağısında bir kapanış olursa bu Nasdaq arkadaşlar kısa vadede trendin düşüş yönünde evrilebileceğini bana gösterir. Dikkatli olmak gerekir. 18.050'nin altındaki günlük kapanışlar önümüzdeki günlerde veya haftalarda rahatlıkla bir realizasyona neden olarak Nasdaq 17.450'lere 400-450 arasında bir banda kadar çekme potansiyeli taşır. Çünkü şurada gördüğünüz yeşilde orta vadede Fibo'nun ilk destek seviyesidir. Yani olacağı için söylemiyorum, genel perspektifteki durumu söylüyorum. Yoksa yükseliş trendindeyiz. Nasdaq'la ilgili konuştuk. Şimdi gelelim. Ne sormuştunuz? Altın değil mi? Altınla ilgili konuşmaya gelelim. Evet, şimdi altındaki daily grafikte baktığımızda arkadaşlar yükseliş şu şekilde. Zaten yükseliş trendinde olduğumuzu, bu yükseliş trendinin zaten ilk hedefinin 2300 dolar olduğunu birkaç haftadır konuşuyoruz biz. Dolayısıyla bu 2300 doları eninde sonunda piyasaya getirirler. Bir şekilde. Şu anda gördüğünüz gibi 2291 dolardayız. 2300'ü nihayet gördük. Şimdi bunun üstü mümkün olur mu? Kuşkusuz mümkün olabilir. Altınla ilgili spekülasyonlar muhtelif. İşte yıl sonu altın hedef fiyat olarak 2500 dolar tahminlerini paylaşan yatırım bankaları var. O yüzden sert bir yükseliş trendindeyiz. Bu trendten çıkmadığımız takdirde teknik olarak altın için düşüşe ilişkin bence şimdilik hiçbir şey söylenemez. Fakat tabii bazı konularda da dikkatimizi çekmek de gerekir. Ne gibi? Şöyle efendim. Burada da çeşitli renklerde gördüğünüz çalışmalar var. Gördüğünüz gibi. En genel bir aydınlatma yapayım. Birincisi yükseliş trendindeyiz. Burada bir kuşku yok. Ama aşağıdaki destek noktalarınıza aşağı doğru bir realizasyon olduğunda dikkatinizi çekmek isterim. Fakat şu konuda da sizi uyarmak isterim arkadaşlar. Şimdi burada sorduğunuz soruya takıldım. Dediğinizin tersini yaparak falan değil. Bakın altın ve gümüşte net olarak bir yükseliş trendinde olduğumuzu, aşağı doğru bir realizasyon olduğunda destek bölgelerinin nereleri olduğunu konuşuyoruz. Piyasa bu destek bölgelerine gelirse burada alım yönünde bir pozisyona girin diye zaten fikrimizi belirtiyoruz. Anlatabildim mi? Yani dediklerim lütfen yanlış anlaşılmasın. Özellikle hani hangi vade için konuştuğumu açıklıkla da belirtmeye çalışıyorum. Şimdi bakın altında yükseliş trendindeyiz ama şu var. İşin aması var. Amasında şunu söyleyebilirim. Aşağı doğru 2300 hedefinden eğer buradan aşağı doğru bir realizasyon gelirse ne olur? Önce bunu konuşalım. Efendim ilk destek seviyesi şurada beyazla gördüklerinizin hepsi arkadaşlar benim çizdiğim Fibo çalışmalarıdır. İlk destek 2270 dolardı arkadaşlar. İkinci destek 2240-45 dolarlar civarında bir yerde. Ama asıl ve en önemli destek neresi derseniz kısa vadede %50, orta perspektifte ise %23, burası 23.6 mı pardon, orta perspektifte de aynen 23.6 Fibo'nun birebir kesiştiği tam şu noktayı işaret etmek isterim size. Orası da 2230 dolar ve 2220 dolar hatta. Altında asıl önemli yer aşağı doğru hareketlerde 2220 dolarlara, 2230 dolarlara kadar bir satış bence trend değiştirici bir hareket olmayacaktır. Bu gayet normal karşılanacak bir şeydir. Altında ne zaman ki 2230 doların aşağısında kapanışlar yaparsak eğer, yine tam olarak bir trend değişmese bile aşağı doğru ivme artacak. Size bunu söyleyebilirim. Aşağı doğru böyle bir ivme artışında
en azından artık alış pozisyonunda ısrar etmek size ciddi kayıplara neden olabilir. 2220'nin aşağısındaki kapanışlarla. Dolayısıyla bu konuda özellikle dikkatinizi çekmek isterim. 2230'u buraya not etmiş olduk. Hatta çok da ileri bir öngörü olarak bakın önemli gördüğüm, son derece önemli gördüğüm bir noktayı daha sizinle paylaşmak isterim. Riske girerek çok uzakta olmamıza rağmen bu noktayı sizinle paylaşıyorum. Neden? Benim kısa, orta ve uzun vadeli öngörülerimde yaklaşık birkaç tane FIBO seviyesinin gelip birleştiği, çakıştığı bir nokta olduğu için önemli olduğu kanısındayım. Orası da arkadaşlar 2180 dolar civarı bir yer. Burayı da özellikle kayıtlara geçsin diye not etmek isterim. 2180 dolar da son derece önemli bir destek seviyesi. Birinci önemli yer 2230, ikinci önemli yer 2180. Ara destek noktalarında ise eğer konuşuyorsak, ara destek noktalarında bunlarda da aşağıda sırasıyla 2270 ve 2270, 2250 bu banda dikkat edin derim. Altınla ilgili söyleyeceklerim bundan. Yükseliş trendindeyiz. Biz tabii değdiği gördük. Gelelim şimdi buradan 4 saatliğe hızlı hızlı da konuşalım. 4 saatlikte de şöyle bir baktığımda bakın şurada bir kanal vardı. Bu kanalın son derece üzerine çıkmış durumdayız. Peki altın ne oluyor da bu kadar yukarı gidiyor? Bunun temel felsefesinde ne vardır diye sorarsanız aklımıza şunlar gelebilir. Efendim merkez bankaları faiz indirecekleri için burada deklare etmeye başladıkları için altın fiyatları iniyor. Dolayısıyla faizler inerse altın önemli bir seçenek haline geliyor bildiğiniz gibi. Fakat bu faiz indirimlerinin hala kaç tane olacağı tam olarak belli değil bana sorarsanız. Ama altın fiyatlarını bir şekilde yukarı götürmek istedikleri için buradan en iyimser senaryo neyse bunu seçiyorlar, bunu duyuyorlar. Benim gördüğüm bu. İkinci bir durumsa özellikle Orta Doğu'daki çatışma alanlarında hala bir ateşkes ve barış sağlanamamış olması da jeopolitik riski yükselttiği için altın fiyatlarının yükselişi konusunda altın fiyatlarını destekliyor. Benim gördüğüm budur efendim. Trend dönmeden de şu olacak bu olacak demenin de hiçbir alemi yoktur. Yükseliş trendindeyiz. Aşağıdaki çekilme noktaları konusunda sadece dikkatli olmanızı öneririm. Söyleyebileceğim bu. Şimdi gelelim gümüşe. Gümüşle ilgili de soru vardı. 27 doların üzerine çıkan bir gümüş de var. Şöyle bakalım. Evet. Oldukça aşkın bir yükselişte, gayet sert bir yükselişte gümüşte de 27 dolarların üzerine kadar çıkmış durumdayız. İki metali daha merak ettim. Onlara dair de MetaTrader'dan bakmak istiyorum. Bir de gümüşle ilgili ne söyleyebiliriz? Buna ilişkin bir çalışma yapmadım ama şu anda yapabilirim. Şöyle ki en kısa perspektiften yükselişine bakarsak gümüşün nereden başladık yükselişi? 21.95'lerden. 21.90 civarında bir yerden. Ne zaman başladık? 14 Şubat günü. Sevgililer günü. Yükselmeye başlamış. Evet. 14 Şubat'tan beri biraz aşağı salınımlar da yapsak sert yükselişler yapıyoruz. Dolayısıyla buradan en yukarı tepe noktasına kadar bir FIBO çizmek son derece mantıklıdır. Bunu çizdiğimiz takdirde daily grafikte bir genel perspektiften konuşuyoruz. İlk destek noktasını gördüğünüz gibi ekranda da herhalde görüyorsunuz 26.05 olduğu görülüyor. İkinci destek noktası 38.2 FIBO'dan gidersek orası da arkadaşlar yaklaşık olarak 25.25, 25.20 civarlarında bir yer. Üçüncü destek noktası %50 FIBO noktası. Bakın şurası grafik açısından da bir miktar anlamlı. Oralarda 24.60'lar civarında. Nihayetinde 61.8 FIBO burada 23.90-95 gibi bir bölgeden geçiyor. Dolayısıyla durum gümüşle ilgili bu değerli grafiklerde. Günün temposu açısından gümüşte bize hani işimize yarayacak bir durum var mıdır diye bakıyorum. Hani trade edenler açısından, gün içi traderlar için konuşuyorum bunu. Şöyle bir 4 saatliğine de bir göz atıp daha kısa periyotlar edeceğim. Evet. FIBO'yu yanlış çizmeyelim. Amacım bu. Şimdi şuradan bir 30 dakikalığına bakalım.
sizinle beraber gümüşün. Bakın görüyorsunuz. 30 dakikalık grafiklerde gümüş gördüğünüz gibi bakın şu trend kanalında, fakat trend kanalının neredeyse dip çizgisi civarında şu anda fiyatlanıyor gördüğünüz gibi. Neye dikkat etmek gerekir? Şimdi bana sorarsanız burada gümüşle ilgili dikkat edilmesi gereken şey, şuradan da bir check etmek isterim. Evet. Buraya da çizelim. Bak şu çizgi çizmeye çalıştım arkadaşlar. Bugün gümüş aşağı doğru bir salınımda 26.90'ları görebiliriz. Dikkat edin. 27.07'deyiz şu anda. Şu kanalın altına 30 dakikalıklarda sarkmaya başlarsak 26.90'lara kadar ilk etapta bir satış yiyebiliriz. 26.90'da tutunduk. Tutunamadık. Tutunamazsak eğer bugün. İkinci nokta yaklaşık şuralar olur. Yaklaşık şuralar. 26.55, 26.60 bana sorarsanız şu dipler falan olacak. 26.55'ler civarı ikinci bir nokta olacaktır. Bakın tekrar söylüyorum, beni yanlış anlamayın. Bu yaptığım analiz trend analizi değil. Ben şu anda scalper'lar için, yani scalping yapan arkadaşlar için konuşuyorum. Veya gün içi day trader'lar için konuşuyorum. Yani hızlı hareket eden arkadaşlaradır bu söylediklerim. Buradan yanlış bir algılamaya gitmeyin. Gün içi işlem yapanlar. Yani pozisyonlarını kısa süre taşıyanlar. 26-60'lar civarı bir bölge. İçim rahat etmedi. 60 dedim. 60'a çekeyim. Üçüncü bir nokta gün içinde aşağı doğru bir hareket olur da bir realizasyon yersek. Orası da efendim gümüşle ilgili, hemen onu da söyleyeyim. Bakın şu yaklaşık buralar olur. 26-30-35 arası bir yer olacağını tahmin ediyorum. Bakın 26-30 buradan geçiyor. 35'te şurada bir ortalama var. 45'miş bu. Hemen bunu sildim. Bu anlamsız olur. Ben 3 tane bugün destek bulabileceği nokta. İlle buraya düşer demiyorum. Buraya düşerse bu desteklerin çalışma ihtimali olur. Ona göre bir pozisyon olur. Derdi budur. Peki güçlenip güçlenmediğini nereden anlarız gümüşün? Şu gördüğümüz tepe nokta var ya arkadaşlar. 27.30'lar. 27.33 hatta. Tekrar hareketlenip burayı geçersek eğer okey. Yolculuğumuz yukarı yönlü devam eder. Fakat yaptığı yükselişte gün içinde 30 dakikalıklarda yaklaşık 27.30'lardan bir geri dönüş yaparsak bu teknik analiz anlamından bir çift tepe formasyonu da oluşturur kendi adıma. Ve dolayısıyla bir kez daha aşağı geldiğimizde işte sizin takip edeceğiniz yer, bugün kritik yer 26.90. 26.90 alım için uygundur benim için bugün. 27.30'lar civarında satış için uygundur. Bu noktalar aşağı veya yukarı geçilirse pozisyondan çıkılır. Bu kadar basit. Gümüşle ilgili durumla ilgili söyleyeceklerim de şimdilik bunlar. Başka ne vardı? Başka soru vardı değil mi? Nasdaq konuştuk. Gümüş de konuştuk. Altın da konuştuk. Şimdi Erman Bey demiş ki hocam kısa vadeli yorumlar için teşekkürler. Orta ve uzun vadeli 3 aylık ve 2024 sonu gibi trendi yorumlayabilir misiniz? Ama Erman Bey neredeki, hangi trendi? Efe Bey bir düzeltme yapmış. Amacım tenkit değil Levent Bey. Günlük kaldıraçlı trade ediyorum. Yanlış anlamam mümkün değil. Yorumlarınıza da değer veririz. Rica ederim efendim. Yani ben de bir şey, biz de yanılabiliriz. Olur mu? Biz de yanılabiliriz. Biz hani bu kadar her şeyin altın anahtarı cebimizde olsaydı zaten uzayda olurduk herhalde. Öyle değil tabii ki durum. Biz de yanılırız ama hani düzeltme anlamında söyledim. Benim dediğim yanlış anlaşılmasın. Şunu söylemeye çalışıyorum Efe Bey. Şimdi ben bir genel olarak genel trendde neredeyiz? Bir bunu söylüyorum. Genel bir bakış açısı için. Hani orta uzun vadede pozisyon alıp orada durmak, buraya yatırım yapmak isteyenler olabilir. Ve kaldıraçlı işlemlerde bunu tavsiye etmemekle birlikte isteyen olabilir. Bir itirazın olmaz. Ama
daha kısa vadede gün içi trade eden, scalping yapan arkadaşlar için de bir şey söylemem gerekir ki takdir edersiniz ki analiz anlamında en zor olarak söylenebilecek şey işte tam da budur. 3 ay sonrasına ilişkin, 2024 sonuna ilişkin bir tahmin bir şekilde yaparsınız. Tutar tutmaz. O gün geldiğinde zaten sizin yaptığınız tahmini hatırlayan bile olmaz. Anlatabildim mi? Ben şimdi 2024 sonu tahmini yapsam henüz daha Nisan ayındayız. Ve yıl sonu tahmini yapanları da hayretle de karşılamıyor da değilim. Yani büyük yatırım bankaları tabii bunları yapmak raporlarında bunlara yer vermek zorundalar. Bunu anlıyorum. Buna bir itirazım yok ama ta Nisan ayından ta bunun 9 ay sonrasına ilişkin bir yorum yapmak. 9 ay içinde dünyada ne olacak? Yeni bir çatışma olacak mı? Yeni bir savaş mı çıkacak? Deprem mi olacak? Ne olacağı belli değilken böyle bir yorum yapmak gerçekten çok zor. Çok zor, çok anlamlı da değil. Beni açıkçası 2024 yılında yılın sonunda altın ve gümüşün ne olacağı hiç ilgilendirmiyor. Sizi niye ilgilendiriyor onu da anlamıyorum. Tabi bu yılın sonunda altın fiyatı şu olacak. Bu bilgi size ne kazandıracaklar? Siz hiçbir şey kazandırmayacaktır. Şu andaki fiyatta şu an itibariyle sizin bilmeniz gereken şudur. Burada bir pozisyona girilir mi? Girilmezse nerede girilir? Biraz da aşağı gelmesi mi beklenir? Belli bir barajı veya bir direnç noktasına ivme kazanması için geçmesi mi beklenir? Hani yorumun böyle yapılması gerekir. Ben buna girdim. Ne kadar süreli bir amaçla girdim. Benim kafam bu şekilde çalışır. Dolayısıyla ve şuna inanırım. Teknik analizden gerçekten anlayan insanlar uzun vadeli değil çok kısa perspektife yorum yapabilen kişilerdir. Bana sorarsanız. Öbür falcılığa girer. Herkes bir şekilde atıyor. Herkes bir şey söylüyor. Elinde sonunda %50 ihtimaliniz var. O yüzden benim için hiçbir anlam taşımıyor. Ama yine de isterseniz bana yazın isterseniz Efe Bey. Yani uzun vadeli ne üzerine yorum yapmamı istiyorsanız yine de bir şeyler söylemeye çalışayım ama çok inanmam. Onu söyleyebilirim. Enstrüman belirtmemişsiniz. Yani onu söylemek istiyorum. Bay Balkanlı. Hocam uzun vadeli hisse alımları buradan yapılabilir mi? Yani ne yazık ki yapılamıyor arkadaşlar. Buradan yapılamıyor. Bu MetaTrader dünyada kaldıraçlı piyasalarda kullanılan en önemli zaten işlem platformu. Burada daha çok hisse değil de dünya endeksleri üzerine tıpkı vadeli işlemlerde pozisyon alıyor gibi düşünün. O şekilde işlemler yapıyor. Hisse ise yapamıyoruz ama hani Nasdaq'ın, S&P'nin, Dow Jones'un yükselişine, düşüşüne tıpkı sizin VYOP'tan alışık olduğunuz gibi pozisyon alabiliriz. Bu mümkün. Piyasanın geneline bir pozisyon alabiliyoruz. Hisse hisse alım yapmakla ilgili bizim de çalışmalarımız var kurum olarak. En kısa zamanda başka bir platformda yurt dışı hisselerin alım satımına ilişkinde size bir olanak sunmak için bir gayret ediyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Bu konuda sürprizlerimiz olacak ama MetaTrader üzerinden bu yapılamıyor şu anda. Erman Bey, ben de ETF'lerde gümüşü aslında kaldıraçta alıyorum ama orta uzun vadeciyim. Az olsun. Tamam olur. Hiçbir itirazım yok. Anladığım kadarıyla buradan ben şunu anlıyorum. Diyorsunuz ki bana şu gümüşle ilgili biraz orta uzun vadeli konuşmak mümkün. Kendimizi zorlarsak hani nereye ulaşırız bir bakalım. Bakalım. Peki madem öyle diyorsunuz. Çok uzun perspektifli bir şey söylemem ama şunu söyleyebilirim. Spekülasyona da girmem. Çünkü bunu yükselişinde, düşüşünde mesela tarihi zirveleri yaşıyoruz gümüş ve altında. Yıl sonunda 2500 dolar olacak. 3000 dolar. Hiç orayı görmemiş ki. Bu yorumu neye göre yapıyor? Neye göre? Hani bu yorumu yapan bana desin ki bakın elimde şöyle doneler var. Böyle bir matematik hesabı yaptım. Ve bu hesabı o zaman hiç söyleyecek hiçbir şeyim yok. Burada olsa olsa geçmiş tarihsel işlemlere bakılıp son zamanlardaki oynaklıklar hesaplanıp bir volatilite falan hesabıyla bir şey söyleyebilirsiniz. Tarihi zirvelerin görüldüğü yerlerde. Yani onun nihai hedefini söylemek bilmiyorum benim aklım çok yattır gelmiyor. Şimdi gümüşe bakalım buyurun. Bu anlamda silver sizin hatırınız için açıyorum.
Kendi çalışmalarımdan bunu tabii aylık grafiğini açtım. Gümüşte neler olmuş? Size biraz bilgi vermek isterim. Yani tarihi zirvede tabii şu anda değiliz ama yakınındayız. En yüksek görünen yerleri söyleyeyim. Gümüşte. Dikkatimi çeken. 2020'nin Ağustos ayında gümüşün gördüğü zirve 28-29.85. Son zamanlarda görülen en yüksek yerse 2021 yılının Şubat ayı arkadaşlar. Gümüşte oradaki en yüksek zirve 30-33. Gümüşte. Ne denebilir şimdi? Efendim bu kadar eğer gümüşün yükseltilmesi isteniyorsa 30-33'e kadar gümüş gidebilir. Gidebilir kuşkusuz. Yani bunu söylemek için büyük analizci olmaya gerek yok. Ama şuna gerek var. Monthly grafiklerden ben baktığım zaman evet hakikaten ciddi derecede bir yükseliş var. Daha yakın perspektiflere bakmak gerektiğini düşünürüm. O zaman da buradan şuraya gidiyorum. Mart ayında 2022'nin Mart'ında biraz daha yaklaştırdım tarihi. Gümüşün gördüğü en yüksek yer 26.94'tü arkadaşlar. Orayı geçmişiz. Bakın. Orayı geçmişiz. Dolayısıyla birazcık da grafiğimi küçülteyim. Daha yüksek bir yer var mı? Bununla boy ölçüşebilecek. Şurası 28.89. Yani evet. Bu bir de 2021'in Mayıs ayı var. Ama top en yüksek görülen yer Şubat ayı 2021. Orası da 30-33. Ha şimdi buradan sizin hatırınız için şunu söyleyebilirim. Bu yükselişte volatilite bazlı bakarsam ki ben bu hesapları yaptım. Ona göre konuşuyorum buradan. Onu da söyleyeyim. Volatilite olarak benim gümüşte ilk etapta beklediğim yer doğru söylemek gerekirse 26-75'ler 27'ler civarında bir yerde burayı geçmiş durumdayız. Bu bir fake bir hareket değilse eğer kısa zamanda bir trendable bir dönüş olmayacaksa bu hareket yine volatilite bazlı baktığımda nereye kadar uzanıyor? 28.08'e kadar uzanabilir. Ben böyle görüyorum. 28.08. Hatta durumu abartır 28.08'i de gümüşle geçerlerse volatilite üzerinden tekrar konuşuyorum. Çünkü elimde yakın zamanda bir done yok buna ilişkin. İkinci gidebileceğimiz hedef noktası da 29.54 olmuş. Benim görüşüm budur gümüşle ilgili. Yukarı yönlü bir şeyler söylemem gerekiyorsa. Peki çok uzun vadeli bakanlar için şunu da söyleyebilirim gümüşte. Ta böyle aylık grafiklere bakarak bakın bunu söylüyorum. Gerçek anlamda hani geri çekildik diyelim. Aylık perspektifte baktığımızda gerçek anlamda bir olumsuzluk nerede başlar? 24 doların aşağısında kapanışta olursa ay olarak işte o zaman gümüşte olumsuzluk başlayacaktır. İlk etapta ilk dikkat edilecek yer benim için artık 24 dolar civarında bir yerdir. Arkadaşlar 24 dolar civarında aylık kapanışlar gümüşte her an aşağı yönlü ivmeyi arttırıp gümüşü 22.50'lere kadar çekme potansiyeli tehlikesi yaratabilir. Olur demiyorum bakın. Teknik konuşuyorum. Yaratabilir. Kaç dakika oldu başlayalı? Çok da süremizi de geçmeyelim. Başka soru var mı? Bugün biraz ilgilisiniz. Sorular maşallah geliyor. Gümüş pozisyonları için altın onsu, altın gümüş rasyonu. Ha, altın gümüş rasyonunu takip ediyorsunuz. Birkaç hafta önce bununla ilgili bir şeyler konuşmuştum biliyorsunuz. Demiştik ki hatırladınız mı onu? 90'ların üzerinde bir rasyo var. Ben bunu normal karşılamıyorum. Bunun normali 81-82'dir demiştim. Şimdi ikisini birbirine bölün lütfen. Benim önümde hesap makinesi yok. Rasyo şu anda ne ben de merak ettim. Ama o zaman şunu da söylemiştim. Bu rasyonun 80'lere inmesi için bir taraf görece sabit kalırken ya altın fiyatlarının öyle değil mi? Aşağı düşmesi lazım veya gümüş fiyatlarının yukarı çıkması lazım. Görece olarak daha çok yukarı çıkması lazım. Dolayısıyla gümüşte ciddi bir atak olarak bu rasyo bir miktar 80'li sayılara gelmiş olabilir. Burada bir özellikle hesaplamanızı rica ediyorum sizden. Sorular. Erhan Bey ben teşekkür ederim. Berk Bey, Levent Bey bir ay önce sizi dinledim. Aldığım fonların getirileri
Hep ilk 20'de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Efe Bey cevaplar için teşekkürler. Ben de sorular için teşekkür ediyorum. Bugün bayağı bir konuştuk herhalde arkadaşlar. Daha var mı ya? Soru gelecek mi daha? Berk Bey cevap vermiş. Çok çok teşekkür ederim Berk Bey. Hocam diyor rasyo 84-70. Güzel. 91'di ben konuşurken. 92'ydi hatta. Gümüşün altına göre görece olarak çok daha hızlı yükselmiş olması rasyoyu 84-70'e çekti. Bakın bu rasyo 81'lere kadar inebilir. Anlatabildim mi? Hani illa rasyoya göre hareket ediyorsanız lütfen bunu gözetin. 80-81'lere bu rasyo geldiğinde bu defa gümüş çok fazla altına göre göreli fazla yükselmiş olabilir. Bu durumda da artık gümüş almayı bırakıp hani gümüş de hafif satıp altın alabilirsiniz. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Erman Bey tarihsel ortalaması 50 civarlarında. Son derece haklısınız. Tarihsel ortalama bu ama hani ben son yıllardaki altın ve gümüşlerdeki son zamanlardaki rasyoyu söylüyorum. Yani kabul edilebilir bir rasyo. Bu bir yerde yazmıyor. Bence öyle. Bence normali son zamanlara baktığımızda özellikle son 1-1,5 yıla baktığımızda 80-81 civarında. Valla yoğun ilgi gösterdiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu yayını çok uzattığımız zaman da seyredilmesi oldukça zor oluyor. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz bayram. Dolayısıyla önümüzdeki hafta yayınımız olmayacak. Bayramdan sonraki perşembe tekrar sizinle görüşeceğiz. Tekrar sizinle görüşene kadar öncelikle hepinize sağlık, sıhhat dilerim. Finansal piyasalarda şans yanınızda olsun. Başarılar dilerim. Hepinizin de bayramını şimdiden kutlarım. Hoşça kalın efendim. Tacirler Mobile uygulamamızla cep telefonunuzla evinizden, iş yerinizden ve dilediğiniz her yerden pay senedi ve viyop işlemlerinizi yapmak sadece 10 saniye. Tacirler Yatırım Mobile ile piyasalar parmağınızın ucunda. Aradığınız kaliteli hizmet ve tüm finansal ürünler için Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır.